Şimdi ben Sokak Ağızlı beldesinde ya da Sokak Ağızlı Festivali'nde üreticili tanı diye bir festivale katılıyorum. Ben de daha önce gitmedim, ilk defa gideceğim. Ayvacık, evet Ayvacık, Asos. Sivrice'nin uzantısında bir bölgeymiş. Gideceğim, göreceğim. Etraftan duyuyorum çok güzel bir yer olduğunu. Bana da görmek nasip olacak inşallah. O festival için hazırlanıyorum. Sosyal medyadan oldu ama bunda Sevin'in payı çok büyük. Sevin ortak arkadaşımız Nezih Bey'in böyle bir organizasyon yaptığını ve benim de kesinlikle katılmam gerektiğini söyledi. Ben de böyle günün yorgunluğunu atmış olurum. Biraz bir hem tatil havası olur, hem hani ürünümü sergilerim, hem kendimi, hem bir şeyler, insanları tanırım, hem kendimi tanıtırım diye uygun gördüm. Hazırlıklarımı yapıyorum. Gideceğim inşallah. Karşıladıkları bir şey yok. Sadece işte 40 lira çadır kamp ücreti vereceğiz gecelik için. Bir gece için ama elektrik, su, duş orada mevcutmuş. Hani bu 40 liranın içindeymiş. Oraya ayrıca elektrik parası, duş vesaire ödemeyecekmişiz. Benim bildiğim o kadar. 3 Cuma, cumartesi ve pazar günü. Sergide neler olacak? Elma sirkesi olacak, zeytinyağı olacak, kırma zeytin olacak, domates kurulu ve sade. Sonra zeytinyağım olacak, salça olacak, 2 çeşit, kuru domates, bulgur, lor peynir götürmekte biraz tereddütüm. Belki peynir ve karpuz ve kavun götüreceğim kendi sebzelerimden. Evet, hepsi kendi ürünüm. Sumak ekşisi götüreceğim. Onu doğadan topladım. Hani ben üretmedim. Onun dışında kiler kendi ürünüm. Buğdayı da daha buğday ekme şeyine geçemedim. En büyük isteğim ama abim ekti buğday. Onun buğdayını aldım. Bulguru da gene hani dolaylı yönden o da kendi üretimimiz gene. Hani marketten, çarşıdan, başka bir yerden aldım. Hiçbir şey yok. Şimdi bu tohum takas yasası değiştikten sonra, belediyeler bunu bize yasakladıktan sonra çok fazla böyle stand açma şansımız yok. Önceden her sene yapıyorduk. Ve belli bölgelerde yapıyorduk, ilçelerde yapıyorduk. Hani hem eş dost birbirini görüyordu, hem tanış oluyorduk, hem de ürünümüzü sergiliyorduk, tohumlar veriyorduk birbirimize. Ama şu an öyle bir şansımız yok. Bilmiyorum, bu çok uzun ve derin, çok ince bir konu. Bu tohum yasası ile ilgili bir şey sanıyorum. Yasak şu an. Evet, iptal edildi şeyler. Tohum takas şenlikleri. Dolayısıyla katılamıyoruz. Katılamıyorum ben de. Ürünlerimi gelen arkadaşlarıma, köyde işte domates, sebze gibi şeyleri köyde komşularıma. Şimdi köylerde artık insan kalmadığı için hep yaşlı, üretim de yok. Köyde bile çokça müşteriye ulaşmak mümkün. Hani çokça derken birkaç kişi, hani en azından ziyan olmuyor. Gelen arkadaşlarıma veriyorum. Güzel bir ağ kurduğumuzu düşünüyorum. Sanki öyle bir başlangıç oldu bu sene. Arkadaşlar geliyorlar, bahçeden ihtiyaçlarını topluyorlar. Çoğu zaman terazi bile kullanmadan ücretini ödüyorlar. Hani kendileri üretmiş, toplamış gibi. O şekilde satıyorum. Yok, sürmesinde, ekmesinde sadece traktörle olan kısmını yapıyorlar. Diğer sürme, sulama, kazma ama ufak tefek boru vesaire ihtiyaçlarında abimle Rıza'nın, erkek kardeşlerimin desteğini alıyorum. Salça yapımı eğlenceli oluyor. Hani daha böyle kardeşler, annem geliyor, babam geliyor doğramaya. Evet, ev içinde, hane içinde paslaşarak yapıyoruz. Çok yorucu, çok zor bir iş. Çocuklar geliyor, çocuklarım geliyor. Salçayı tek başıma hiç yapmadım diyebilirim. Hep annemden veya çocuklarımdan yardım aldım. Ama bostanın kazması, ekmesi, sulaması, toplaması, onların hepsi benim kendime ait. Onları hep kendim yaptım.